Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size östrojenin erkek metabolizması üzerine etkileriyle ilgili, yararlı etkileriyle ilgili kısa video sunumumuz olacak. Östrojeni bugüne kadar hep suçladık, hep kötüledik. Östrojen su tutulması yapar, işte sertleşme bozukluğu yapar, cinsel isteksizlik yapar, jinekomasti yapar diye. Östrojenin hiç mi faydası yok erkeklerde? Erkeklerdeki faydalar nelerdir? Bunlara kısaca değinecek olursak. Erkeklerde kas dokusunda androjen reseptörlerinin sayısını arttırır. Androjen reseptörlerinin sayısının artmasıyla beraber kas dokusu testosterona daha iyi cevap verir. Aynı zamanda kas dokusunda glukoz kullanımını arttırır. Aynı zamanda östrojen IGF-1 ve growth hormonunun seviyelerini arttırır. Bunu nereden anlamışlar? Dihidrotestosteron ve testosteron esterleri kullanarak yapılan çalışmalarda bu belirlenmiş. Bunun dışında kemik densitesi yani kemik yoğunluğunun, kemik mineralizasyonunu arttırır. Aynı zamanda lipid profilinde koruyucu bir rol vardır. LDL'yi düşürürken HDL'yi yükselttiği gösterilmiştir. Karaciğer metabolizmasında da hepatit C hastalarında kanserden koruduğu birkaç çalışmada gösterilmiştir. Östrojen eksikliğinde peki nasıl şikayetler meydana gelir? Erkeklerde 5 nanogram mililitrenin altında östrojen seviyelerinde cinsel isteksizlik, depresif semptomlar, uyku hali tespit edilmiştir. Yani östrojen düşük diye cinsel isteksizlik olacak diye kesin bir şey yok ama östrojen seviyesi düşük olan hastalarda dediğim gibi depresif şikayetler ve cinsel isteksizlik görülebilir. Bununla beraber östrojen beyinde çok ciddi bir nörotransmitterdir. Serotonin mekanizmasını aktive ettiği düşünülüyor. Buna bağlı olarak da eksikliğinde depresif semptomlar ya da cinsel isteksizlik geliştiği düşünülüyor. Bir de testosteron östrojen oranları var. Testosteronun östrojene karşı oranı onun üzerinde olduğu zaman hastalarda sperm kalitesinde, hareketliliğinde, hızında bir artış tespit edilmiş. Gene bunun üstündeki oranlarda cinsel istekte, sertleşmede düzelme tespit edilmiş. Tıp dünyasında testosteron bölü östrojenin tam bir karşılığı, tam bir oranı yok. Ama dediğim gibi testosteron bölü östrojen oranları onun üzerine çıktığı zaman cinsel şikayetlerde sperm kalitesinde bir düzelme tespit edilmiş. Testosteron bölü östrojen oranlarına aşağıda vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Burada birimler değiştiği için bunu ayarlamak kolay değil. Oradan bakabilirsiniz testosteron bölü östrojeni merak edenler. Onun dışında östrojen önemli bir hormon erkekler için de. İki yüzü keskin bıçak yalnız. Yüksekliğinde ve alçaklığında problemler meydana gelebiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir hormon. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.